İkinci senaryomuza geçelim arkadaşlar. İkinci senaryodaki kazanımlar ve kazanımların soru sayıları burada belirtmiş. İlk sorumuz, Ahmet'in mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının 3 katından 2 fazlasına eşittir. Babası Ahmet'e 8 mavi 20 kırmızı bilye vermiştir. Son durumda Ahmet'in kırmızı bilye sayısı mavi bilye sayısından 6 fazla olmaktadır. Buna göre son durumda Ahmet'in toplam kaç bilyesi vardır? Bakalım. Mavi bilyelerin sayısı M, kırmızı bilyelere de K diyelim. Mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının 3 katından 2 fazla. Kırmızıya ben X dersem buna ne deriz? 3X artı 2 deriz. Babası Ahmet'e 8 mavi 20 kırmızı bilye vermiştir. 8 daha eklediğim zaman arkadaşlar burası 3X artı 10 oldu. Burası da X artı 20 oldu. X artı 20. Buna göre Ahmet'in kırmızı bilye sayısı yani X artı 20 mavi bilye sayısından 6 fazlaymış. Eşittir. 3X artı 10. Burada 6 fazladık arkadaşlar. Onu yazdım. X artı 20 eşittir. 3X artı 16. X'leri bu tarafa aldım. 3X eksi X. Burası X olarak geçirdim. 20 eksi 16. 4 eşittir 2X. X eşittir arkadaşlar 2. Bana toplam bilye sayısını soruyor arkadaşlar. Evet, sondu. Toplam bilye sayısı arkadaşlar. Şuradan 3X ile X artı 20'yi topluyorum. 3X artı 10 artı X artı 20 yani 4X artı 30. Bana toplam bilye sayısı bu. X'i yerine yazdığım zaman 4 çarpı 2 artı 30. 8 artı 30. Cevabımız 38. İkinci soru. Bir mağazada monta etiket fiyatı üzerinden %16, gömleğe ise %12 indirim uygulanmış. Alper bu mağazadan 1 adet mont, 2 adet gömlek almıştır. Alper'in mont ve gömlekleri için ödediği toplam para miktarı birbirine eşittir. Montun indirimli fiyatı 1848 lira olduğuna göre bir mont ile bir gömleğin etiket fiyatları toplamı kaçtır? Bunu soruyor. Evet, burada montun etiket fiyatı 100 KDS'lik arkadaşlar. İndirimli hali %16 indirim olduğu için 100'den 16 çıkarttık. 84K oldu. 84K 1848'e eşit arkadaşlar. Tamamı 100K kaça eşittir? Bunu bulalım. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 1848 çarpı 100 bölü 84. İşlemlerimizi yaptığımız zaman arkadaşlar bunun 2200 TL olduğunu bulduk. Montun fiyatını bulduk. 1848 bölü 2 924 TL. Çünkü burada 2 tane gömlek almış. Bir tane gömleğin fiyatı 924 lira. Bunun etiket fiyatı arkadaşlar 100K desek indirimli hali %12 indirim olduğu için arkadaşlar 88K'dır. 88K arkadaşlar 924 liraysa tamamı 100K kaç eşittir? Yine işler dışlar çarpımı yapalım. 924 çarpı 100 bölü 88 işlemimizi yaptık arkadaşlar. 1050 TL. Ne almıştık arkadaşlar? Bir mont, bir gömlek almıştık. Hemen şuradan devam edelim. 2200 ile 1050'yi toplayalım. 0, 5, 2, 3250 TL. İkinci soru. Aşağıda şekilde AD ve FI, GE ve CH paralelmiş arkadaşlar. Buradaki ABH açısı 110 derece, DCH açısı 105 derece olduğuna göre buradaki GEH açısını yani burayı bize soruyor arkadaşlar. Evet, burası 110 arkadaşlar. Şurası doğrusal açıdan 180'den 110'a çıkarttık. 70 derece. Burası 105'te 180'den 105'e çıkarttık arkadaşlar. Burası da 75 derece. Şuradaki üçgenimizden 76, 75, 145, 180 eksi 145. Burası da 35 dereceye eşittir.
Ve daha sonra burası 105 arkadaşlar. Şurası 75 derecedir. Burası da aynı şekilde 75 derecedir arkadaşlar. Şu ikisini topladık. 70, 110 derece. Zaten arkadaşlar burası 110 ise buradan 70 ise burası yine 70 olacak. 75 artı 70, 145. 180'den 145 çıkarttık. 35 derece. 35 derece de yine şuraya eşittir. Cevabımız arkadaşlar 135. Zaten paralellik şartından şurasını 35 bulduğumuz için burası da yine 35 olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki O ve K merkezli iki çember verilmiştir. Buradaki AOC açısı 90 derece, yani dik açısı arkadaşlar benim buradaki yayımda 90'a eşittir. PRS yayı arkadaşlar burası 72 derece ise buradaki merkez açım da 72 dereceye eşittir. Bana neyi soruyor arkadaşlar? ADC eşittir. Buradaki ADC yayı eşit PRS yayını arkadaşlar. Buradaki şu 72 derece burasına eşitmiş arkadaşlar. Ben buradaki ADC yayının uzunluğunu bulalım arkadaşlar. ADC yayının uzunluğu neye eşittir? 2 çarpı pi çarpı AO buradaki yarıçapımız arkadaşlar 4 santimetre. R 4 çarpı açımız kaç derece arkadaşlar? Burası 90 ise şuradaki dış açım 270'tir. 270 bölü 360. Hemen bunu sadeleştirelim. İşlemimizi yaptığımız zaman sonuç arkadaşlar 18 santimetre eşittir. Buradaki ADC yayı 18 santimetreye eşitse hemen yan taraftakinden aynı işlemi devam edelim. 18 eşittir 2 çarpı 3 çarpı buradaki yarıçapı bilmiyoruz. R çarpı 72 bölü 360. Buradaki işlemimizi yaptığımız zaman arkadaşlar yarı çapımız 15 santimetre. O da burası arkadaşlar 15 santimetre. Bana neyi soruyor? Zaten K'nın yarı çapını 15 olarak bulmuş olduk. Beşinci soru. Aşağıdaki O ve M merkezi iki daire verilmiş. O merkezi dairenin alanı M merkezi dairedeki 40 derecelik daire diliminin alanına eşittir. Buna göre M merkezli dairenin yarıçap uzunluğu ne kadardır? Bakalım. Alanımız neydi arkadaşlar? Pi r kareye eşitti. O zaman hemen buradaki O merkezli dairemizin alanına bakalım. 3 çarpı r 4 için 4'ün karesi 16. 16 çarpı 3 48 santimetre kare. Bunun alanı 48'miş arkadaşlar. 48 santimetre kareymiş. Buranın alanı yine 48 santimetre kareye eşitse arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı 40 bölü 360 48'e eşit. Pi'yi yine 3 aldığımız vakit arkadaşlar 3 çarpı r kare çarpı 40 bölü 360 1 bölü 9 diyelim arkadaşlar buna eşittir 48. Sadeleştirelim 3 r kare eşittir 48 çarpı 3. Buradan R eşittir 12 santimetre çıkar. Buradaki M merkezli dairemizin yarıçapı arkadaşlar 12 santimetredir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.